Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni bir Arapça dersimize daha hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde cem-i teksir yani kırık, düzensiz, kuralsız çoğulumuz yani cem-i teksir, cem-i mükesseri işleyeceğiz arkadaşlar. Bu da neydi? Çoğulların yani cemilerin son konusu. Birincisi cem-i müzekker salimdi. İkincisi cem-i müennes salimdi. Üçüncüsü ise tabii ki bugünkü dersimiz olan cem-i teksir. Yani namı diğer cem-i mükesser diyoruz arkadaşlar. Şimdi tabii bu kuralsız çoğulları harf ekleyeceğiz, harf çıkartacağız ya da harekelerini değiştireceğiz. Bu şekilde bir değişimler olacak. Ama arkadaşlar şimdi burada bunların da kalıpları var ama tabii çok fazla olduğundan dolayı bunu çok ileriki günlerde işleyeceğiz. Ve zaten onları bile öğretsek bir kelimenin hem tekilini hem de cem-i teksirini zaten öğrenmemiz gerekiyor. Beraber öğrenmemiz gerekiyor. Hani bundan dolayı bir nedir? İşte bir kurtuluşumuz olmuyor. O yüzden şimdiden bir kelimeyi öğrenirken kırık çoğulunu ve müfredini, tekilini beraber ezberlememiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar tabii bu kırık çoğulu daha iyi ayırt edebilmek için Cem-i müzekker salim ve Cem-i müennes salimi kısa bir tekrar geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Cemi, Müzeker, Salim. Bakın, son harfin harekesi damme. Hemen akabinde va ve fethalı bir nun. Bu hangi durumda geliyordu? Fail durumundaydı. Yine aynı şekilde son harfinin harekesi kesra ve akabinde uzatma yası fethalı bir nun. Bu da neydi arkadaşlar? Mef'ulün bih sarih, mef'ulün bih gayri sarih demiştik arkadaşlar. Yine aynı şekilde cem-i müennes salimde bakın hepsi at at at. Hiçbir değişiklik yok. Sadece fail durumunda damme geliyor. Mef'ulün bih sarih ya da mef'ulün bih gayri sarih durumunda ne geliyor arkadaşlar? Kesra kesra tenvin geliyor. Şimdi burada Cem-i Müzekker Salim ve Cem-i Müennes Salim'de ortak bir şey var arkadaşlar. Bakın ikisi de elif lam takısı alır. Neden? İsimdir arkadaşlar. Elif lam takısı isme gelir. Şimdi Cem-i Müzekker Salim'de elif lam takısı alsın almasın. U ne i nedir? Bu çift hareke alamaz arkadaşlar. Cemi, Müzekker, Salim. Çift hareke alamaz. Lakin Cemi, Müennes, Salim'de elif lam takısı aldığında tek hareke, elif lam takısı almadığı zaman çift hareke. Yani nekra olur arkadaşlar. Tabi diyeceksiniz ki Cemi, Müzekker, Salim'in marifesini, nekrasını nereden tanıyacağız? Elif lam takısı aldıysa marife diyoruz arkadaşlar. Eğer ki almadıysa nekra diyoruz. Şimdilik bu kadar bilelim. Zaten zamanla örnekleri yaptıkça daha da pekişecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Cem-i Müzekker Salim ve Cem-i Müennes Salim'i ne yaptık arkadaşlar? Kısa bir özet şeklinde geçtik.
köküne sonradan bu ekler gelecek ve kurallı. Ne demek kurallı? Salim olacak. Ve bunun dışındakilere biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Kırık yani teksir. Düzensiz çoğullar diyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde kısa bir ayrımı yapmış olduk. Evet arkadaşlar, cümle kurulumunda irabı daha iyi anlayabilmek için yine tekilden yola çıkıyoruz arkadaşlar. Öğrenci kitabı eve bıraktı diyeceğiz. Önce tekilini yapacağız ve bu aynı örnekten önce failimizi kırık çoğul yani cem teksir yapacağız. Sonra kitap kelimesini, sonra ev kelimesini hepsini ne yapacağız arkadaşlar? Kırık çoğula çevireceğiz. İrabını söyleyeceğiz ve o şekilde dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Hem de İraba neredeyse genel kaba taslak olarak bitirmiş olacağız tabii. Arkadaşlar, öğrenci kitabı eve bıraktı derken önce neydi? Fiilimizden yola çıkıyorduk. Terake bıraktı, bırakan, öğrenci, ettalip. Yine nedir arkadaşlar? Müzekker müennes olduğu belirtilmediği için biz müzekker olarak hareket ediyoruz. Neyi bıraktı? Kitabı. El kitabe. Evet. Burada harf cerimizi gördük. Eve. İlal beyti. İla harf cerimiz vasıl hemzesine uğradığı için uzatmayı yutuyoruz. İlal beyti. Şimdi arkadaşlar ögelerini verelim. Tereke bırakmak fiil. Bırakan öğrenci fail. Neyi bıraktı? Mef'ulün bi sarih. Bakın harfi car gelmiş. Harfi car'dan sonra gelen kelimemiz neydi arkadaşlar? Mef'ulün bi gayri sarih. Şimdi arkadaşlar bunların irabını yazarsak failin irabı merfudur. Mef'ulün bi sarihin irabı mansup. Mansuptur. Yine aynı şekilde mef'ulün bih gayr sarihin irabı mecrurdur diyoruz arkadaşlar. Şimdi alametlerini yazalım arkadaşlar. Ref alameti sondaki nedir arkadaşlar? Dammedir. Son harfindeki dammedir. Aynı şekilde nasb alameti son harfteki fethadır. Yine aynı şekilde arkadaşlar cer alameti son harfimizdeki kesradır. Şimdi arkadaşlar yine tekrar edelim. Bırakan fail, failin irabı marfu, tabi öğrenci. Ref alameti son harfimizdeki damme. Aynı şekilde neyi bıraktı? Mef'ulün bi sarih kitabı bıraktı. Mef'ulün bi sarihin irabı mansup. Nasb alameti son harfimizdeki fetha. Aynı şekilde nedir arkadaşlar? Harfi cardan sonra fiille başladı. Harfi cardan sonra gelen kelimemiz mef'ulün bih gayri sarih. Aynı şekilde mecrurdur. İrabı ise cer alameti ise sonundaki en son harfteki kesradır diyoruz arkadaşlar. Bakın hep ne oldu? Hareke ile gündeme geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ne yaptık?
Buraya bir önceki yaptığımız tekil yani müfret hallerini ben tekrardan yazdım arkadaşlar. Tabi fail olduğu zaman damme, meful'ün bir sarı olduğunda fetha, meful'ün bir kaç sarı olduğunda kesra oluyordu. Şimdi arkadaşlar öğrenciler kitabı eve bıraktı. Bakın burada failimiz ne oldu? Cemaat teksir, kırık çoğul oldu. Arkadaşlar bunların kırık çoğul mu yoksa kurallı çoğul mu olduğunu genelde nereden anlayacağız? Yine sözlükten anlayacağız arkadaşlar. Önce fiildi değil mi? Terake. Bakın terk etmek aynı. Yine ortak kullandığımız fiillerden mastarı terk olarak düşünürseniz yani terk etmek, terake bıraktı. Bırakan, bırakma eylemini yapılan, bakın arkadaşlar çoğul. Ben sözlüğe baktığım zaman bunun kırık çoğulunu görüyorum. Ettullab diye gelir arkadaşlar. Bakın hiçbir şekilde işte u ne, i ne, ondan sonra nasıl söyleyeyim? At diye o eklerden hiçbiri yok arkadaşlar. Bakın öğrenciler. Bıraktı öğrenciler diyoruz arkadaşlar. Normalde Türkçe'de yine tekrar ettiğimiz gibi öğrenciler bıraktı derdik. Ama Arapça'da ne oluyor? Bıraktı öğrenciler dedik. Şimdi gelelim neyi bıraktı? Sıradaki mef'ulün bir sarihe geldik. Kitap. Evet. Bakın buradaki harf icerimiz var. İlal. Beyti. Şimdi arkadaşlar bakın burada dikkat etmemiz gereken şey nedir? Terake bıraktı fiil. Bırakma eylemini gerçekleştiren öğrenci, öğrenciler aynı yani fail. Değil mi? Mef'ulün bir sarih yine aynı ikisinde de. Mef'ulün bir sarih. Mef'ulün bir sarih arkadaşlar. Yine aynı şekilde ila harfi cer. Bakın bunlar da harfi cerden sonra geldiği için mef'ulün bir gayri sarih. Evet arkadaşlar irablarını tekrar edelim. Failin irabı marfu. Failin irabı marfu. Diğerlerine bakmıyoruz arkadaşlar. Sadece faile bakacağız. Diğerlerini sonra tek tek ne yapacağız? Yerleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Failin irabı marfu dedik. Ref alameti neydi arkadaşlar? Son harfimizdeki damme. Bakın burada da damme aldı, burada da damme aldı. Bir tabir var arkadaşlar. Müfret bir kelime değil mi Eddalip? Onu da yazalım. Müfret. Şimdi cem'ut teksir kırık çoğul bir kelimenin irabı müfret bir kelimenin irabı gibidir. Her ikisi de ne aldı arkadaşlar? Bakın, damme aldı. Yani ne diyoruz arkadaşlar? Cem'i teksirin irabı, müfredin irabı gibidir diyoruz arkadaşlar. Şimdi hem failimizi hem mef'ulün misarihimizi ne yapacağız? Cem'i teksir yapacağız arkadaşlar. Burada yine aynı şekilde fiilimizden başlıyoruz. Terake bıraktı. Bırakan, bırakma eylemini gerçekleştiren öğrenciler. Abdullah. Bakın neyi bıraktı? Kitapları bıraktı. El kütüp. Kütübü siteden de bilirsiniz. Kütüp. Bakın ilal beyti eve. Tek tek yazıyorum ki arkadaşlar hani iyice yerleşsin diye. Hilal Beyti. Bakın. Şimdi arkadaşlar bakın.
Yine ögelerini bir yazalım beraberce. Tereke neydi arkadaşlar? Fiildi. Aynı şekilde eylemi yapan burada fail, müfret yani tek bir kişi. Burada failimiz, eylemi yapan tullab, 3 veya 3'ten fazla. Bakın cem'u teksir yani kırık çoğul. Yine aynı şekilde mef'ulün bir sarihimiz. Tek bir kitaptan bahsederken burada 3 veya 3'ten fazla kitaptan bahsetmiştir. Neyi bıraktı? Kitapları 3 veya 3'ten fazla bir kitap bırakmış bu arkadaş. Tabi bundan sonrası harfi cer. Harfi cerden sonra gelen kelimemize mef'ulün bi gayri sarih diyorduk arkadaşlar. Aynı bakın. Şimdi gelelim irabımıza arkadaşlar. Bakın failin irabı marfu. Aynı şekilde mef'ulün bi sarihin irabı mansup. Mef'ulün bih gayri sarihin irabı mecrur. Bakın mef'ulün bih gayri sarihin irabı mecrur diyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim alametlerini yazmaya arkadaşlar. Ref alameti. Nedir arkadaşlar? Son harfimizdeki damme. Yine aynı şekilde mef'ulün bih sarihimizin irabı neydi? Mansuptu. Nasb alameti. Son harfimizdeki fetha. Bakın arkadaşlar. Fetha. Şimdi arkadaşlar ne oldu? Yine aynı tabirimiz geçerli. Bakın bu mansup olan kelimemiz yine neydi? Müfret. Bakın fail yani merfu olan kelimemiz de aynı şekilde müfret gelmişti. Burada ise cemi teksir yani cem'ut teksir geldi. Kırık çoğul geldi. Bakın arkadaşlar cem'ut teksir yani kırık çoğulun irabı müfredin irabı gibidir. Bakın ikisi de damla aldı. Aynı şekilde cem'ut teksir yani kırık çoğulun irabı müfredin yani tekil kelimenin irabı gibidir, aynıdır. Bakın burada damme geldi, burada fetha geldi. Hiçbir değişiklik yok. Zaten mecruru da şimdi göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son örneğimiz ve hepsi de kırık çoğul yapacağız arkadaşlar. Öğrenciler, kitaplar, evler kelimesi üçü de cem'u teksir yani kırık çoğul olacak. Yine fiil, tereke, bıraktı, bırakan, öğrenciler, ettullab, neyi bıraktı? Bakın el kütüp. Bakın buradan da harf çıkarılmış. Kütüp. Kitapken kütüp olmuş. Çok farklı. Aynı şekilde harficilerimiz yine ilal, buyut da evler demek arkadaşlar. İlal, buyut. Şimdi bakın arkadaşlar. Yani göstermek istediğim şey ne arkadaşlar? Hani bunlar kırık çoğul gelirken ya da cemi müzekker salim ya da tesniye müennes salim tekil ikil çoğul fark etmez. Hangisi gelirse gelsin arkadaşlar nedir bir kurala tabi değildir. Yani kaç kişi ise ona göre gelir. Tabi faile göre fiilimiz şekil alır. Tabi bunu ileriki konularımızda bahsedeceğiz arkadaşlar. Artık hani biraz daha önümüz açıldı. Yelpazemiz genişledi. Daha geniş örnekler de verebiliriz artık. Şimdi tereke bıraktı. Bırakan, bırakma eylemini gerçekleştiren ettalip öğrenci değil mi arkadaşlar? Bakın fiilimizi yazalım önce eylemimizi. Bakın gerçekleştirdi yani tereke bırakma eylemini gerçekleştirdi. Kim?
gerçekleştiren et-talip, müfret yani bir öğrenci aynı şekilde 3 veya 3'ten fazla. Yine aynı şekilde arkadaşlar kitap, kütüp. Bakın yine neyi bıraktı? Kitabı bıraktı. F-Olympics'leri yine aynı şekilde neyi bıraktı? Kitapları bıraktı. Bakın aynı. İla yine harficar. Bakın harficar. Geldik. Beyt eve. Harficardan sonra geldiği için F-Olympi gayri sarih diyoruz. Yine aynı şekilde harficardan sonra geldiği için F-Olympi gayri sarih diyoruz arkadaşlar. Geldik İraplara arkadaşlar. Failin İrabı merfu. Aynı şekilde mefulün bisarihin İrabı mansup. Mansup. Yine aynı şekilde mefulün bihgari sarihin İrabı mecrur diyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim alametlerine arkadaşlar. Bakın ref alameti nedir arkadaşlar? Kelimemizin son harfine gelen damme. Nekre olsaydı çift harike gelecekti arkadaşlar. Damme. Nedir? Bakın. Cemr teksir. Yani kırık çoğulun irabı ya müfredin irabı. Tekil kelimenin irabı gibi. En baştaki gibi diyoruz arkadaşlar. Nas alameti. Bakın arkadaşlar. Yine buraya yazalım. Nas alameti. Son harfimizdeki üstün. Bakın yine ne oldu arkadaşlar? Kırık çoğul. Cemaat teksirin irabı, müfret kelimenin irabı gibidir. Yani ikisi de fetha aldı. Tabii fethayı koyalım. Şimdi geldik arkadaşlar. Harficardan sonra gelen mefulün bihgari sarihtir. Ne diyoruz buraya arkadaşlar? Cer alameti. Son harfindeki kesradır diyoruz arkadaşlar. Bakın. Cer alameti. Ne dedik arkadaşlar? Son harfine verdiğimiz kesra. Ne oldu arkadaşlar? Hepsinde de aynı şey oldu. Buyut, cemut teksir, kırık çoğul, kırık çoğulun irabı, müfredin yani tekilin irabı gibi oldu arkadaşlar. Bugün isimlerde müfret, tesniye, cemiye konusunu ne yaptık? Bitirdik. Cemiye kendi içinde 3 gruba ayrıldı. Bunlar neydi arkadaşlar? Cemi müzekker salim, cemi müennes salim ve cemi teksirdi arkadaşlar. Bugün de cemi teksir konusunu işleyerek buna noktayı koyduk. Tabii istisnai kaideleri ara ara vereceğiz. Artık ne yapacağız arkadaşlar? Fiillerde genel olarak daha rahat dediğimiz gibi bütün kelimeleri kullanabileceğiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz, faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonunu tıklayarak abone oluyorsunuz arkadaşlar. Ve mutlaka bildirim zilini açık bulundurmayı aklınızda tutun arkadaşlar. Çünkü yeni videolar olduğu an ben canlı yayına katılmaya çalışıyorum. Hani videoyu atıyorum, premier olarak oluyor ve anında bilemediğiniz sorular olursa orada cevap vereceğim. Ve Arapça bir şekilde size veda ediyorum arkadaşlar. İlallegai fi vaktin garibin.